Restoranlardan beşli teklif var. Şöyle bir göstereyim. Hürriyet'in de manşetinde, gazete köşemizde de okumuştuk aslında. Hakan Bey, restoranlar beşli teklifle diyor ki biz artık dayanacak gücümüz kalmadı bizim. Sektör zor durumda diyor. Biz bir şekilde kurallara en sert haliyle uyalım ama artık açılalım diyorlar. Mesela o teklifte işte diyor ki en sert tedbirlerle açılsın restoranlar, tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılsın. İş yerlerinde gerekli hijyen kuralları en katı biçimde uygulansın. Müşteriler mekanlara girerken HES kodu göstersin. Aşılamada kafe ve restoran çalışanları önceliğe alınsın ve masalar arasında sosyal mesafe olsun, uymayanlar cezalandırılsın diyorlar. Siz nasıl buluyorsunuz bu teklifi? Onlar da haklılar bir bakıma. Tek dayanakları o işletmeleri sonuç itibariyle ve 2 milyon aile geçiniyor buradan. Evet. Az bir rakam değil. Doğru. Ama bir yandan da pandemi gerçeği. Gerçekten öyle. Yani ben tabii esnafın çağrılarını önemsiyorum. Çok zor durumda kaldılar. Bir çözüm bulunmalı bence. Çok uzun süredir kapalı bu restoranlar ve mekanlar, kafeler. Gerçekten önlemlere uyabileceklerse, bu etkili bir şekilde denetlenecekse ve vatandaşlarımız da, giden vatandaşların da bu kurallara uyması lazım. Yani orada ya çok masayı yaklaştır, bizim bakın arkadaşlar geldi, bir şey olmaz, bu saatten sonra kim denetleyecek gibi bir tutum içine girilirse o zaman pandeminin daha fazla yayılmasına neden oluruz. Yani hem işletme sahiplerinin, evet, hem çalışanların, hem de müşterilerin, yani bizlerin kurallara uyması lazım. Eğer kurallara uyacak ama çok katı, yani böyle adeta bir askeri disiplinle bu işi yerine getirebileceksek, sınırlı olarak ve kurallara riayet edilecek bir formatta açılması uygun olur. Ama tabii zor bir şey bu. Çünkü ben bakın, yani kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Böyle düzenli olarak gittiğim bir mekan var. Hem böyle bakkal gibi bir yer düşünün, hem manav, işte bir taraftan da kasap hizmeti veriyor. Bu küçük bir market. Evet. Her seferinde beni gördükleri zaman maskelerini takıyorlar. Eyvah, Hakan Bey geldi yine diye. Şimdi böyle olmaması lazım. Sabısa gibisiniz yani orada. Yani, hayır, ben bir vatandaşım sadece. Evet. Ve yani birbirimizi dostane bir şekilde uyarırız. Benim uyarmama gerek olmaması lazım. Ama yani doğru, orada etlerle et kesen, sebze meyveyle uğraşan insanların bu maskelerini takması kendileri bakımından da, alışveriş yapan insanların sağlığı bakımından da çok önemli. Ya, maalesef ya eyvah zabıta geliyor, eyvah o bakın titiz bir müşteri var, dikkat edin gibi anlık maskeleri takma çıkarmalarla, palyatif önlemlerle olmuyor ve ne oluyor? Pandeminin daha fazla yayılmasına, daha çok insanın ölmesine neden oluyor. Yani insanın hayatında bir kişi öldüğü zaman veya hastaneye düştüğü zaman bunun vahametini anlıyor. Onun dışında da aman işte bir kanıksanma haline dönüşüyor. Eğer böyle olursa biz bu pandemiyle mücadele edemeyiz. Evet. Daha fazla uzar, yayılır ve insanlar ölür. Ben mekanların açılması fikrini destekliyorum. Ama gerçekten bunu iyi uygulayabilecek miyiz? Bundan emin miyiz? Bunu taahhüt etmek lazım. Şimdi bu işin denemesi de olmuyor. Yani bir açıldığı anlık zaman ve yayılıyor tekrar, başlıyor yayılıyor tekrar. Başa yani atıyor. Çok bize sınırlı bir şekilde masa düzeniyle yapılabilecekse ve kurallara uyulacaksa ve etkin denetleme yapılabilecekse, evet, denenebilir. Ama dediğim gibi hakikaten zor bir şey. Bir taraftan da çok kabul ediyorum, çok zor durumda kaldı esnaf. Esnafa destek vermek lazım, ayakta kalmaları lazım. Vergi desteği olabilir, prim desteği olabilir, kredi, uygun krediler olabilir, hibe olabilir. Hibe desteği, evet. Mutlaka, çünkü ekonomi çarklarımızı ayakta tutmamız lazım. Yani bu esnaf da bizim onlara ihtiyacımız var ki hayatlarını devam ettirebilsinler. İşletmeler, birçok önemli marka ve restoran var, zincir var. Ve uzun süre daha kapalı kalmaya devam ederlerse bu markaların önemli bir bölümü hayatımızdan kalıcı olarak çıkabilir. Doğru. Bunu istemeyiz. Umarım bir orta formül, orta yol bulunabilir.